Podcast'in yeni sezonundan herkese merhaba. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden yepyeni içeriklerle karşınızdayız. Bugün sizi ilk olarak Kerem Görsev Trio konserine götüreceğiz. Caz'ın eşsiz melodilerini Grand Pera Emek sahnesindeki konser provasında hep birlikte izleyelim. ...2006'da esas ilk temelini attık. Kaan Yıldız, davulda Ferit Odman da o zaman Bilgi Üniversitesi'nde son sınıftaydı. Trio esas olarak 2008'den beri aralıksız çalıyor ama bizim ilk kuruluş tarihimiz 2006, yani 11 sene oldu. Benim dinlediğim bir müzisyenden etkilenerek ben bu işlere girdim. Bill Evans'tan. Bill Evans da dünyadaki en çok sevdiğim triodur ve interplay sistem, yani iç içe çalma sistemini dünyada Bill Evans geliştirmiştir. Biz de ondan örnek alarak ama kendi müziklerimizi çalarak. Sahneye de baktığınız zaman Bill Evans da aynen bu konumda duruyordu. Piyano buradaydı, konturbas oradaydı, davullar oradaydı. Bu herkesin birbirini rahat görüp ondan sonra paslaşmasını daha rahat yaptığı bir konum bu. Ve de interplay'in de esasında en önemli özelliği demokratik bir müziktir. Herkesin doğaçlama yapmaya eşit hakkı vardır. Bu da benim yaşam tarzım olduğu için. Hepimiz derdimizi sahnede, istediğimiz fikirlerimizi, doğaçlamalarımızı %33 olarak paylaşıyoruz konturbas, davul ve piyanoyla. Trio'nun esas kapsamı bu. Ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Bizim grubumuzu ilk kurduğumuzda da işte Ferit üniversiteyi yeni bitirmişti o zaman, Bilgi'deydi. Genç sayılırdı. O dönem o kuşak Türkiye'de çok iyi şeyler yaptılar. Ondan sonra Bilgi Üniversitesi'nin burada bir şeyini söyleyeceğim. Orada ilk açıldığında Aydın Esen de geliyordu, Neşet Ruhacını geliyordu ders vermeye. İmer Demirer veriyordu, daha rahmetli Nüket Ruhacan veriyordu, Ali Pera vardı. Yani kimler geldi orada ve şu anda Türkiye'deki genç jenerasyon müzisyenlerin hepsi oradan mezundur. Vokalistlerden Elif Çağlar Muslu, işte Ferit Odman, Ozan Musluoğlu, Cem Tuncer, gitarcı, aranjör. Yani aklınıza kim? Unuttum şimdi çoğunun ismini. Bütün müzisyenler orada. 2004 yılından beri mezun veren bir kurum yok. Bu çok önemli. Gençlere de bu müziği sevdirebilmek için biz üniversitelere gidiyoruz, Anadolu'ya gidiyoruz. Çok konserler veriyoruz. Çünkü şu gördüğünüz platform, sahne bir masal anlatma mekanıdır. Müzik de uzun yaşanmışlıkların hikayesini çevirme yeridir. Biz de hislerimizi, duygularımızı bu kutsal mekandan anlatıyoruz. Birilerini etkileyebiliyorsak çaldığımız müzikte, o evine dönerken kafasında o müziğin tınılarıyla gider. Ertesi gün gider o CD alır, müzik dinler ve böylelikle bu güzel, hayırlı virüsü etrafa yaymış oluruz. Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden Jack ve Dinos Chapman'ın Türkiye'deki düzenlenen ilk kişisel sergileri olan Anlamsızlık Aleminde sergisi için Galeri Arter'deyiz. Anlamsızlık Aleminde Chapman kardeşlerin hayli kötümser sanatlarına ve düşüncelerine genel bir bakış imkanı tanıyor. Chapman'lar günümüz kültürünün köşe taşlarını oluşturan pek çok inancın altını hicivle oyan bir yergiyi devreye sokuyor. Üretimlerini kötümser ve ütopya karşıtı bir fikrin egemenliğinde hayata geçiren sanatçılar, küresel düzeni acımasızca topa tuttukları işleriyle izleyiciyi adeta kışkırtıyor. Son dönemde yaptıkları yeni çalışmalarının yanı sıra ikilinin oldukça etkileyici serilerinden olan Cehennem, Chapman'le koleksiyonu ve Gün Gelecek Sen de Sevilmeyeceksin sergilerinden de eserler yer alıyor.
İkonik hale gelmiş Cehennem serisindeki tüm kötülüğün toplamı başlıklı yapıt, inanması güç bir titizlikle üretilmiş. Yapıtta binlerce Nazi askerinin, parçalanmış bedenlerin ve katliam dolu savaş sahnelerinin tasviri yer alıyor. Sergide ikilinin kapitalist ve şiddet yanlısı sistemin baş figürleriyle olan zihinsel mücadelesini de görüyoruz. Savaş tankını süren hamburger, çarmıha gerilmiş McDonald's palyaçosu ve bir kulübede gözetlediğimiz Hitler gibi karakterler yer alıyor. Bu hafta Kadıköy'de Ebru Atölyesi'ndeyiz. Hadi gelin hep birlikte bir göz atalım. Ebru, çok kısa özet bilgiyle, böyle ansiklopedi bilgisi gibi, kıvam artırılmış bir sıvı üzerinde, metal oksit boyalarla, yani topraktan elde edilmiş boyalarla, boyaları bu sıvının üzerine serpip, daha sonra da bunlara bir takım şekiller verme işi. En son üzerine kağıt koyup burada yapmış olduğumuz şekilleri, desenleri kağıdın üzerine alıyoruz. Ve oradaki bu motifleri neredeyse ölümsüz bir hale getirmiş oluyoruz. Boyaları, fırçaları kendimiz yapıyoruz. Sıvıyı kendimiz hazırlıyoruz. Bence bu geleneğin devam etmesi gerekiyor. Lazım. O yüzden de gül dalı kullanıyoruz. Ebru sanatını sizin için diğer sanatlardan farklı kılan nedir? Ebru sanatı benim için yarı yarıya sanat, yarı yarıya da bilim aslında bakarsanız. Çünkü mikro ve makro kozmozda her ne fizik olayı cereyan ediyorsa onların hepsini neredeyse minyatürünü bu teknenin içerisinde görebiliyoruz. Biz ne yapıyoruz burada? 800 yıllık bir takım klasik motifleri uyguluyoruz. Ve bunları buradaki arkadaşlara öğretmeye çalışıyoruz. Klasik Türk İslam sanatı olarak adlandırabiliriz bu işi. Tüm dünyada böyle biliniyor. Tüm klasik Türk İslam sanatlarında bir takım katı kurallar var. Mesela biz burada çiçek yapıyorsak, o çiçeği tabiattakiyle birebir aynı yapamayız. Bu işi yapmak istiyorsanız biraz sabırlı ve biraz da zaman ayırmanız gerekiyor diyebilirim. Üçüncü Tasarım Bienali'nin uzantı projesi olan Meraklısına Tasarım Tarihimiz isimli Studio X kütüphane buluşmalarındayız. Kütüphane buluşmaları adıyla, Meraklısına Tasarım Tarihimiz adıyla başlattığımız yeni bir seri bu. Her ay olacak. Bugün ilkini yapıyoruz. 8 Nisan'da ikincisi olacak. Takvim için Studio X'in web sayfasından da bakabilirsiniz. İKSV de aynı şekilde bu projede bir ortak. İki kanaldan da takip edebilirsiniz etkinliklerin takvimini. Tasarım gözüyle aslında bir tarihçi oluşturulmamış henüz. Bunun ufak ufak başlangıçları var. Biz hem o başlangıçları bir araya derlemek, hem araştırmacıları bir araya getirmek ve aynı zamanda yeni soruları ortaya çıkartıp, eksik alanları ortaya çıkartıp genç araştırmacılara biraz ilham olmak istiyoruz. Mimarların ve mimarlığın
kitapla ilişkisi vazgeçilemez bir ilişki diyebiliriz. Bu ilişki aynı zamanda birbirini besleyen de bir ilişki. Yaklaşık belki 5-6 yüzyıllık bir hani tarih dönemine baktığımızda mimarlık, binalar kitapla, yayınla kayda geçiyorlar. Ve kitaplar yerine göre mimarlardan ve onların eseri, yapılardan daha uzun süre hayatta kalabiliyorlar. Mimarlar ise hem kendi üretimlerini yayınlar ve kitaplar aracılığıyla ortamla paylaşıyorlar. Tarihe bir iz bırakıyorlar. Ve diğer tüm meslektaşlarının da çalışmalarını kitaplardan, yayınlardan takip edebiliyorlar. Mimarlık öğrencileri de bu paylaşımdaki en önemli izleyici kitlesinin bir parçası. Çünkü geleceğimiz mimarlık öğrencileri ve bu çalışmaları onlara birebir aktarabilmenin her şeyden önce çok hoş bir paylaşım olduğunu düşünüyorum ve değerli olduğuna inanıyorum. Bu haftaki programın da sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Haftaya yeni içeriklerle görüşene dek hoşça kalın.